Gobeller merhabalar. Şimdi eşkenar üçgenin birinci konu testini çözeceğiz arkadaşlar. Hemen gömmeye başlıyorum. Konu testi 1. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım. Evet, tamamdır. Birinci sorumuza bakalım. X nedir diye bir soru sormuş bize. Eşkenar üçgenimin bir kenarını 10 santim vermiş. Bakın şurası 10 santim. O halde burası da 10 santim olacak. Şuraya da 6 kaldı. Şimdi şurası da 60 derece biliyoruz. Bize diyor ki istersen diyor burada bir kosinüs teoremi yap, öyle bul. Ya da biz şöyle yapıyorduk arkadaşlar. 60'ı gördün mü karşısına bir diklik indireceğim ben şuradan hemen. Şurası 90. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısına 2 kalacak. Buraya da 4 kaldı. 60'ın karşısına da 2 kök 3 kaldı. Ve bakın şuradaki dik üçgenden Pisagor'u patlatıyorum hemen. X kare eşittir. Bir 4'ün karesi 16. Bir de 2 kök 3'ün karesi yani 12 dedi. O halde X kare eşittir 28. X eşittir kök 28. O da 2 kök 7 diye dışarıya çıktı dostum. Evet, geldik ikinci sorumuza. Ne diyor? ABC bir eşkenar üçgen diyor. Tamam. ABC eşkenarsa şuraya bir 60 yazalım biz. Şuralara bir 30'ar derecemizi yazalım dostlarım. 30-30. Şurası 90 derece olacak. Bunu bir yerleştirelim. AB'yi 4 vermiş. Bir kenarımız 4'müş. Şuraya da 60 yazalım biz hemen. BD açıortay diyor. Tamam onu gördük. BD açıortaysa şurayı kesin 2'ye bölmüş olmak zorunda ki AB'yi 4 verdiyse bir kenarı 4 santim. Şuralara da 2'şer santim yazalım. Hemen burada 30'un karşısı 2, 90'ın karşısına 4, 60'ın karşısına da 2 kök 3'ü yazmış olalım. FE'yi soruyor bize. Şuranın tamamını soruyor dostum. Hemen bir konuşalım. Başka neler yapacağız? Şimdi şu bir ikizkenar üçgenmiş. BD ile DE eşitmiş. O halde burası da 2 kök 3. Bak buradan şunu yakaladım ben. Şurası 120. 120 30-30 üçgeni çıktı arkadaşım. Nereden anladın öğretmenim? Çünkü 30'un karşısına 2 düşmüş. 120'nin karşısına 2 kök 3 düşer. Demek ki burası 120 30-30 üçgeni. Şurası da 2 birim çıktı. Bize nereyi soruyordu? FE'yi. FE neresi? Ha, şuranın tamamını. Bakın burada şurası 60 derece geldi. Şurası 30 derece geldi. O halde buraya da 90 kaldı. 30, 60, 90'dan. Şurada yine 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak. Şuraya da kök 3 yazalım. Ve FE'nin tamamı 3 kök 3 çıktı. Yani Edirne'den geldi cevabımız. Evet, üçüncü sorudayız. ABC eşkenar üçgen 2 var. Şurası kesinlikle 60'tır. Bunu bir yazalım. Şimdi bakın burada yine biz eşkenar üçgeni şu kenarına K diyelim. K'yı bulacağım arkadaşlar ben. Eşkenar üçgenin bir kenarını bulunca burası da ona eşit olacak. Yani K'ya eşit olacak. X'i de buradan bulacağım. Demek ki benim hedefim K'yı bulmak. Şimdi bunun için ya yine kosinüs teoremi yaparım şu üçgende ya da hemen 60'ı görünce karşısına bir diklik indireyim şöyle. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olmalı diyelim. 60'ın karşısı da 1 kök 3 olmalı. Şuradan da bir Pisagor çakalım hemen dostum. 2 kök 7'nin karesi yani 28 eşittir. Kök 3'ün karesi yani 3 artı işte şuraya da ne diyelim? M diyelim mesela. M kare. Buradan 3'ü buraya attım. 25 eşittir m kare. Yani m eşittir 5 geldi. Şurası da 5. Bakın eşkenar üçgenimin bir kenarı toplam 5 artı 1 yani 6 çıktı. O halde burası da 6. X'e 4 kaldı. Evet, dördüncü sorumuz kural sorusu arkadaşlar. Bu eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara çizilen dikliğin toplamı yani 5, 3 daha 8, 1 daha 9 dediğiniz şey eşkenar üçgenin yüksekliğine eşitti. O halde şu eşkenar üçgenimin yüksekliği 9'dur diyelim biz. Hemen şurası 60, şurası 30. 60'ın karşısı 9'sa 30'un karşısını bulmak için kök 3'e bölme işlemi yapıyorum ve 9'u kök 3'e bölersek 3 kök 3 çıkıyor. 90'ın karşısı da bu 30'un karşısındakinin 2 katı olacaktı. O halde burası 6 kök 3 geldi. Yani eşkenar üçgenimin bir kenara 6 kök 3 geldi. Bana da zaten AC'yi yani bir kenarını soruyor. 6 kök 3'ü işaretledim hemen. Evet, 5. sorumuz. Okuyoruz birlikte. Diyor ki ABC eşkenar üçgen. Tamam. Bu sefer de bakın bir içindeki bir noktadan üç kenara paralel çizmiş.
Bu paralellerin toplamı neye eşitti? Bir kenara toplayalım. 7, 2 daha 9, 3 daha 12 diyelim. Demek ki bir kenar uzunluğumuz 12. Bize neyi soruyor? B noktasının AC doğrusuna uzaklığı, yani B'den AC'ye indirdiğin diklik nedir diye soruyor. Kısaca eşkenar üçgenin yüksekliğini soruyor. Hemen söyleyelim. Şurada 30, 60, 90'ımız çıktı dostlar. Çünkü bir açımız 60 dereceydi eşkenar üçgende. O halde burası 30. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısının 6, 60'ın karşısının da 6'nın köküç katı, yani 6 köküç olduğunu biliyoruz. Yükseklik 6 köküç. Evet, 6. sorumuz. Bir dikdörtgen var, bir de eşkenar üçgen var. Buna göre x kaçtır diye bir soru sormuş. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim biz. Eşkenar üçgenin yüksekliğini indirdim. Burayı 2 köküç, 2 köküç diye böldü. Şurası 60, şurası da 30 derece geldi. 30'un karşısı 2 köküçse 60'ın karşısı köküç katı. Yani burası toplam 6. Peki burası 6 ise şurada 2 birim var. O halde burası da 2. Buraya da 4 birim kaldı dostum. Bunu yazalım. Sonra şurası da 2 köküç. Bakın dostlar, şurası da 2 köküç geldi. Dikdörtgenden dolayı burası 2 köküçse burası da 2 köküç ve sen şu dik üçgende Pisagor'u çakıyorsun hemen. X kare eşittir 4'ün karesi 16, 2 köküçün karesi 12. Yani x kare eşittir 28. Neyin karesi 28? 2 kök 7. 7. sorumuz dostlar. Aynısını tarama testinde de çözdük. Köşe taşında da çözdük. Eşkenar üçgenin bir kenarını 8, 8 vermiş. Ya dedik buradan aşağı diklik indirin. Ya da benim öğrettiğim pratik yol. X'in karesi eşittir demiştim. 2 kenarın çarpımı 64 eksi 5 ile 3'ün çarpımı 15. Şimdi 64'ten 15 çıkacak dostlarım. 5 çıkarsa 59, 10 çıkarsa 49 kalır. Yani x kare 49. Neyin karesi 49? 7'nin karesi dedim. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 8. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? 2 tane eşkenar üçgen var. O halde bu da 2. Şu uzunluk da 2. Demek ki büyük eşkenarın bir kenarı 3. O halde burası 3, burası 3. Şimdi şurası da 60, burası da 60. Toplam 120 yaptı burası da. Bize de neyi soruyor? BE'yi soruyor. Şuradaki uzunluğumuzu soruyor. Hadi gelin bu sefer kosinüs teoremi yaparak çözelim. Şurada kosinüs teoremi yapacağım ben. X'i bulacağım. Şimdi x kare eşittir diyorum. İki kenarın kareleri toplamı, yani 9 ile 4 eksi 2 çarpı iki kenarın çarpımı 2 ile 3 çarpı kosinüs 120. O da eksi 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi buraya yazdım. Eksisini de buraya verdim artı olarak. Hemen şunları sadeleştirelim. 9, 4 daha 13. Buradan da 6 geldi. 19 yaptı x kare. X eşittir. Kök 19 çıktı. Kosinüs teoreminden gömdük soruyu. Evet. 9. sorumuzu aldım. Önüme bende. Bakalım burada ne yapacağız? Bir kare var. Karenin bir kenarı 1 birim arkadaşlar. Şuraya 1 yazalım. Şuraya 1 yazalım. Şuraya da 1 yazalım. Eşkenar üçgenin bir kenarı köküç artı 1. Biri buradaysa şuraya da köküç kaldı diyelim. Bakın şurayı çizeyim hemen. Şurayı birleştirirsen. Şöyle bir şey gördüm. Burası 90. Şurası kesin 30. Şurası kesin 60 geldi arkadaşım. Nereden anladın hocam? Çünkü sadece 30'un karşısında bir şey var. 60'ın karşısında sadece köküç katı olur. O yüzden 1'in köküç katı olduğu için 30, 60, 90. Hatta şurası da 2 geldi. Bana neyi soruyor? B ile E arasındaki uzaklığı, şuradaki mesafeyi soruyor bize dostum. X diyelim buraya. Biz eşkenar üçgenin bir kenarında köküç artı 1 diye bildiğimiz için buraya da köküç artı 1 yazdım. Şimdi hemen şurada da Pisagor bağıntısını çakalım. Bakın çünkü burası da 60 dereceydi. Toplam 30 ile 60'ın toplamı 90 oldu. Burası 90 derece geldi. Hemen yapıyorum. X'in karesi eşittir. Bir 2'nin karesini alacağım. 4 artı bir de köküç artı 1'in karesi. Yani birincinin karesi 3, ikincinin karesi 1, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2 köküç. O halde x kare eşittir 8 artı 2 köküç çıktı ki bunun da kare kökünü aldığımda kök içinde 8 artı 2 köküç, yani Adana şıkkı doğru cevap geldi. 10. sorudayız dostum. Bakalım bu ne diyor? ABC eşkenar üçgen diyor. Kare diyor ve karenin bir kenarını köküç vermiş. O halde burada köküç, burada köküç. Şurası da köküç hatta arkadaşım. Ve burası 60 derece olduğu için 60'ın karşısı köküçse 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı da 2 olacak diyelim.
Bize nereyi soruyor? DC'yi soruyor. Şuradan hemen Pisagor bağıntısı yapıp DC'yi buluyorum dostum. DC'nin karesi yani x diyelim ona. X kare eşittir. Bir köküçün karesi gelecek. 3 artı bir de köküç artı 1'in karesi. Onu da açarak yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Buradan da x eşittir. 7 artı 2 köküçün kare kökü geldi. Yani cevap Edirne'den çıktı. Evet, 11. sorumuz. Yine iki tane eşkenar üçgen var. O halde küçüklerinin şuraya 4 4 yazalım. Büyüğünün bir kenara 6 ise şuraya 2 kaldı diyelim. Ve bakın şurası 60 derece olduğu için şuraya da 120 kaldı diyelim. Şimdi yine istersek kosinüs de yapabiliriz. Ya da hani şunu uzatıp şuradan aşağı diklik indirip de çözebiliyorduk arkadaşlar. Bir de bunu yapabiliriz. İstediğimizi yaparız şimdi buradan. Hadi bunu başladık. Bunu yapalım. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da kök3. Hemen şuradan da Pisagor'u çakıyorum. X kare eşittir. Bir şurası 5 oldu. 5'in karesi 25. Bir de kök3'ün karesi 3. 28. O da 2 kök 7 diye dışarıya çıktı. Evet. 12. soru. ABC eşkenar üçgen, bir de ikizkenar üçgenimiz var. Hemen şu ikizkenarı tamamına devam ettirelim. Burasını bir kenar 2 olduğu için 2'ye bölsün. 1, 1. Diklikten inen kenar ortay olduğu için bu yükseklik aynı zamanda muhteşem üçlüyü de sağlayacak. Burası da 1. Şimdi şurası 30 derece, burası 60 derece. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı toplam kök3 olacak. Yani x artı 1 eşittir kök3. O halde x eşittir kök3 eksi 1. Yani cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 13. sorudayız. Ne diyor? ABD ve bilmem ne eşkenar üçgen. O halde burası da 2, burası da 2, burası da 6, burası da 6. Hatta şurası 60 derece, burası 60 derece. Demek ki şu ortaya da 60 derece kaldı ki bizden de DE'yi istiyor zaten. Hemen yine isterseniz şu üçgende kosinüs teoremi yapabilirsiniz. Ya da 60 olduğu için bu açımız hemen karşısına dikliği çakalım şöyle. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, buraya 5 kaldı diyelim. 60'ın karşısı da 1 kök3 olacak diyelim. Şuradan da Pisagor'u çakalım artık. X kare eşittir 5'in karesi 25, kök3'ün karesi 3. X eşittir kök 28. Onu da artık deminden beri yapıyoruz. 2 kök 7 diye dışarıya çıktığını biliyoruz artık. Pekala, 14 numaradayız arkadaşlarım. ABC yine bir eşkenar üçgen. Hemen şuraya 60'ı yazalım. Şuraya 30'u yazalım. Ve 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 diyelim. 60'ın karşısı şurası 2 kök 3 oldu. Şekil karışmasın diye yazmıyorum onu. Sonra şu açımız da 60 derece arkadaşlarım. Tabii ki bu tarafı 120 derece oldu şurası. Bakın 30'un tersi de 30 derecedir. Burada da 120, 30, 30 üçgeni çıktı. Demek ki şu uzunluk da 2 geldi şurası. Dolayısıyla eşkenar üçgenin bir kenarı 6 birim çıktı. O halde buraya 4 kaldı, buraya da 6 kaldı. Bunu da yazdık. Hatta şurası da 2 kök 3 oldu değil mi? 120'nin karşısı 2 kök 3 oluyor. Bize şuradaki x'i soruyor. Hadi gelin şuradan çözelim soruyu. Burası 60. Karşısına diklik indirdim. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2. Buraya 4 kaldı. Burası da 2 kök 3. Hemen şimdi şuradan da Pisagor çakıyorum. X kare eşittir diyorum. Bir 4'ün karesi 16. Bir de 2 kök 3'ün karesi 12. Yani x kare eşittir 28, x eşittir kök 28. Evet, deminden beri kök 28 çıkıyor. 2 kök 7'yi artık ezberledik. 15. sorudayız arkadaşım. Bakalım ne diyor? ABC ikizkenar dik üçgenmiş. He, o zaman şurası 45. Şurası da 45. ADC de eşkenar üçgenmiş. O zaman 60, 60, 60'ı yazdık. AB kök3 artı 1'miş. Burası kök3 artı 1. O zaman bu da kök3 artı 1. Tabii ki burası da kök3 artı 1. EC'yi soruyor bize. Şuradaki x diyelim buraya. Bakın şurada 45 ile 60'ı gördüğüm için ben şöyle karşılarına bir diklik indireyim hemen. Bunu öğrenmiştik dik üçgende. Sonra 30'un karşısına k dersek 90'ın karşısı 2k, 60'ın karşısı k kök 3. Burada 45'in karşısı k kök 3 ise burası da k kök 3 olacak. Ve bakın ne çıktı? Kök 3 artı 1 dediğim şey aslında k kök 3 ile k'nın toplamı. Yani şöyle bir baktığınızda bile görüyorsunuz, hiç k parantezini almaya bile gerek yok. K direkt 1 çıkıyor değil mi arkadaşlarım burada? Peki k 1 ise
Şuralar 1 kök 3, 1 kök 3 oldu. 90'ın karşısı neydi kardeşim? 45'in karşısındakinin kök 2 katı. Yani kök 3'ün kök 2 katı gelecek x. Kök 3'te de kök 2'nin çarpımı kök 6'dır. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, 16. sorudayız. Ne diyor? ABC eşkenar üçgen. O halde şu 60'ımızı yazalım, şu 60'ımızı yazalım. Bir kenarı 2'ymiş, buraya 2 yazalım. AD'yi soruyor. Bu da ikiz kenar dik üçgenmiş. O zaman burası da 2. Demek ki şurası 45, şurası 45, şurası 30. Şimdi şurası o zaman 75 olacak değil mi? Çünkü burası da 2. Bakın ikiz kenar bir üçgen var. Tepesi 30 ise taban açıları 75-75 olacak. Şuraya 75 yazalım. Evet. Ya bundan sonrasının bir sürü yolu var arkadaşlarım. Yani şurada bir 135 derece çıkıyor mu galiba? Evet, 135'ten bir kosinüs teoremi yapıp bulabiliriz mesela istersek. Ya da şurası da 30 derece geliyor 75 olması için. Şurası da 75. İkiz kenar çıktı. Burası da x geldi kardeşim. Sonra 30 var, 45 var. Karşısına diklik indirerek yapsak mı? O da olur. Yani dediğim gibi bundan sonra seçenek bol arkadaşlar. Ne istersek yaparız. Yani şuradan aşağı bir diklik indirerek bile çözeriz soruyu. Ya da şimdi şu uzunluk 2 kök 2 toplam. 2 kök 2'dir burası. Onu bir yazayım. 2 kök 2. Şurası 135 derece geldi ya. 60, 75 daha 120, 135. Doğru. Ben bunu şöyle dışarıya doğru uzatsam. Burası 45, 45 olur kardeşim. Buradan da bulabilirdim eğer istersen. Şuraya şimdi K, K diyeyim ben. Buradan bir bulalım arkadaşlar hemen isterseniz. Şimdi şurada bir Pisagor bağımsız çakıyorum. Ya da kosinüs teoremi yapalım ya direkt. Şu üçgenden kosinüs teoremi yaparsam daha kolay çıkar. Şurada bakın. 135 derece ya aradaki açı. Şimdi ne diyeceğiz? Açının karşısında 2 kök 2 var. Bunun karesi yani 8 eşittir. X'in karesiyle 2'nin karesinin toplamı. X kare artı 4 eksi 2 çarpı x çarpı 2 çarpı kosinüs 135. O da kosinüs 45'e eşit kök 2 bölü 2 fakat eksilisi, o yüzden buraya artıyı koydum. Şimdi toparlayalım burayı, düzenleyelim. Şu ikiler gitsin, buradaki ikiler. Burada 2x kök 2 kaldı. Burada da x kare 4. Yine şey geliyor ama ya. Gıcık gıcık sayılar geliyor arkadaşlarım. Yani çarpanlara ayırması zor olacağı için ben çok buradan denemesek mi diye düşündüm. Şu Pisagor bağıntısını tekrar gündeme getiriyorum. Pisagor'dan yapmayı deneyeceğim. Oradan gelir mi acaba diye bir bakalım. K kare artı, yok yine aynısı gelecek. K kare artı 4. Bir deneyelim ya. Şuradan Pisagor'dan deneyelim. 2 kök 2'nin karesi 8 eşittir. K kare artı K artı 2'nin karesi. O da K kare artı 4 artı 4K. Yine aynı şey mi geliyor buradan da? K'yı buluyoruz ama neyse bir deneyelim. Devam edelim. 2K kare var burada. Eksi 4 var. Artı 4K var. Eşittir 0. Hepsini 2'ye bölelim. K kare artı 2K eksi 2 eşittir 0 geldi. Şimdi buradan K'yı bulacağız. K'yı bulduktan sonra da K'nın kök 2 katı X olacak. Şuradaki 45, 45, 90'dan. Hemen bulalım buradan K'yı. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Yok. Diskriminanttan bulacağız arkadaşlar. Delta'dan bulalım. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırayım. Delta eşittir B kare eksi 4AC. B karemiz 2'nin karesinden 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2. Eksi 2 yani artı 8 yaptı burayı. 12 geldi delta. Deltamız 12 ise hemen kökü buluyoruz. Kök nasıldı? Eksi B yani eksi 2 artı eksi kök delta yani kök 12 yani 2 kök 3 bölü 4A'ydı arkadaşlarım. Oradan da 4 mü geliyor? 4. Şimdi eksi B artı eksi kök delta bölü 4A'ydı. Tamam. Buradan da 2 ile sadeleştirelim. Eksi 1 artı eksi kök 3 bölü 2. Şimdi bu bizim K dediğimiz şey. Bunu da kök 2 ile çarpalım hemen. Şöyle kök 2 ile genişletiyorum. Ne oldu bu durumda? Kök 2 kök 6 eksi kök 2 bölü 2 geldi. Kök 6 eksi kök 2 bölü 2. Ha, bölü 2 yok muydu yoksa burada ya? Ben yanlış mı yazdım formülü? Bölü 2 A mıydı? Burası 2 olacak o zaman. Burada 1 kalacak.
O zaman da kök 6 eksi kök 2 gelecek. Bunun bir cevap anahtarına da baksaydım iyiydi ama neyse, yok şu anda yanımda cevap anahtarı. Yapacak bir şey yok. Ben Bursa buldum arkadaşlar. Cevap anahtarı başka bir şey diyorsa eğer ki, siz yine bir yorumlar kısmına yazın. Bir bu yolu kullandık işte dostlarım. Bu yolla böyle çıktı. Bakalım başka bir şey diyorsa cevap anahtarı, dediğim gibi bana tekrar söyleyin. Ben bir kez daha çözerim bunu. Şimdi başka bir yol da geldi aklıma mesela. Hani belki de ilk başta bunu çözseydin daha kolay gelirdi. Şuradan bir diklik indirerek çözmek daha çok hoşuma gider diye düşündüm. 45-45 var. Şuraya K diyelim, şuraya K diyelim. Evet, bu daha kolay olacakmış ya. Tüh, keşke bunu yapsaydık. 60'ın karşısı K kök 3. Buradan K artı K kök 3 eşittir 2. K parantezinde K ne çıkıyor buradan? 2 bölü kök 3 artı 1 geliyor. Bu daha kolaymış ya. Keşke bunu yapsaydık. Tüh. Buradan da ne geliyor? Kök 3 eksi 1 ile çarpsak 2 kök 3 kök 3 eksi 1 geliyor buradan. Kök 6 ile kök 2 ile de çarptı. Evet, doğru. Tamam, doğru bulmuşuz cevabı arkadaşlar. Ama şu yöntem en son yaptığım şuradan diklik indirmeyle daha kolay çıkıyormuş. Keşke ilk önce onu yapsaymış. 3 farklı yolla yapmış olduk bu soruyu arkadaşlarım. Olay bu kadar. Peki, hadi bakalım. Bunu da gömdük. Bir sonraki konu testinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.